Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Taşdelen. Bugünkü JavaScript videomda number'ın metotlarından ve math'ten bahsedeceğim. Evet, videomuza geçelim. Yine bir number.js diye bir JavaScript oluşturalım. Zaten daha önce number veri tipini bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Sayı veri tipiydi. Bununla ilgili daha detaylı işlemler yapacağız. Mesela şöyle bir yazmaya başlayalım. 10,5 mesela. 5 olsun. Bunları bir yazdıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Noktalı virgülünü unutmayalım. Buna x. Buna da y diyoruz. Ve index.html'imize gidip buradan ctrl space'e basıp number.js'i çağırıyoruz. Kaydedelim. İndeksleşimiz daha bitmedi. Şimdilik kalsın. Kaydedelim. Şimdi indeksimizi çalıştıralım. Şuradan da basabiliyoruz. Gerçi. O kapatıyormuş. Evet. Açtık. Şöyle yana alalım. Bunu da bu tarafa alalım. Tekrar açalım. F12 ile. Sayfayı yenileyelim. Bir sıkıntı mı yaşıyor? F12, evet. Gördüğümüz gibi şunu kapatabiliriz. Normal hem ondalıklı hem de tam sayı değerlerini ekrana yazdırabildik. Bir sıkıntı yaşamadık. Başka örnekler yapalım. Yine bir toplama örneği yapalım. Örneğin var toplam diyelim. X artı y diyelim. Kaydedelim. Tabi bunu yazdırmak lazım. Console.log. Konsola yazdırıp sonucunu görelim. Toplam. Evet, gördüğünüz gibi toplama işlemini başarılı bir şekilde yapabildik. Çünkü ikisi de number tipinde veriler. Başka örnek yapalım. Yine var x diyelim. Bu sefer sayıyı iki tırnak arasında yazalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Console.log. Aslında da toplamı yazalım. Yeniden kaydedelim. Ve gördüğünüz gibi hatalı bir toplama işlemi yaptı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. Birleştirme işlemi yaptı bir nevi. Buradaki string tipinde olduğu için bunları yan yana yazdı sadece. Toplama işlemi yapmadı. Bildiğiniz gibi tırnak arasına aldığımızda bu string ifadeye dönüşüyordu. Normal yazdığımızda number şeklindeydi zaten. Başka bir örnek daha yapalım bu sefer. Hatta şunu kopyalayayım. Bu sefer buraya
bir z değeri dağıtalım. Bu da 5 olsun. Şuraya da z ile de toplayalım. Burada kaydedelim. Evet, burada nasıl bir işlem yaptım? On, yirmi, beş. Şu onu normal yazalım. Şu beşi tırnak içine alalım mesela. Şimdi kaydedelim. Gördüğünüz gibi şu ilk ikisini topladı. 30. 5'i de yanına birleştirip yazdı ve bu string tipinde şu an. Yani yazı tipinde, metin tipinde. Başka ne yapabiliriz? Bu toplama operatöründe böyle string tipinde toplamaya zorlanıyor. Diğer çarpma, bölme vesaire diğer operatörlerde bu string metinsel ifadeyi de topluyor yine. Bir örnek yapalım mesela. Şuradan yine kopyalayayım ben. Ctrl V dedik. Hatta şuradan şunu da alalım. Şu ikisini. Burada nasıl bir işlem yapalım? Çarpma işlemi yapalım mesela. Aynen. Bunu kaydettiğimizde gördüğünüz gibi çarpma işlemini hatasız bir şekilde yaptı. Başka bir işlem daha yaptırabiliriz. Mesela çıkarma işlemi yapalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemini de hatasız bir şekilde yaptı. Aynı şekilde bölme işlemini de yine yapacaktır. Bölme işlemini de yaptı. Hatta mod işlemini bile yapar. Bakalım. Mod işlemi. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi mod işlemini de yaptı. Bir tek toplama operatöründe bu string'e aşırı dikkat ediyor. Toplamayı engelliyor. Ama diğer operatörlerde gerçi bunları tırnak içine yazmadık. Sonuç değişmeyecektir yine. Şöyle kopyalayayım ben bunu, diğerlerine yapıştırayım. Kaydettiğimizde aynı, gördüğünüz gibi sonuç değişmedi. Sonuçları aynı şekilde yazdı, toplayıp yazdı, çıkarıp yazdı. Toplama değil de çıkarıp, çarpıp, bölüp, eksiltip yazdı. Şimdi izlem metoduna geçelim arkadaşlar. Ondan önce yine bir not and number sonucu görelim, görüntüleyelim. Bunun için number olmayan bir işlem yapalım. Number'ı mesela, number bir sayı, 120 diyelim. Number olmayan bir ifadeye bölelim. Ve bunu tırnak içinde yapalım. Bunu ekrana yazdıralım. Evet. Not a number uyarısı aldık arkadaşlar. Şimdi birazdan bu isNumber metoduyla not as number olup olmadığını true ya da false'a döndüreceğiz. Ondan önce şunu bir kopyalayayım. Yapıştırayım. Şunun tırnaklarını çıkardığımızda da yine aynı sonucu verecektir. Gerçi 2A yazdığımız için tırnaksız hata verdi. Bunu tek tırnakla yapsak yine bu hata gider.
yine aynı sonucu alırsın. Şimdik is none. Gördüğünüz gibi burada hazırda geliyor. Is none'ın içine yazdığımız değerleri bunun tırnak içinde yazıyoruz zaten. Değerlerin not a number olup olmadığını kontrol ediyor. Aynısından kopyalayalım. Bu sefer 2 yapalım. Kaydettiğimizde evet true ya da false dönmedi. Allah Allah. Acaba varlığı mı tanımlamak lazım? Ben bunu bu şekilde direkt çalışıyor diye biliyordum. Varla tanımlayalım. Var x eşittir diyelim. Anlaşılan. Bunu konsolla da tekrardan yazdırmak gerek. X'i yazdıralım. Gördüğünüz gibi true değeri gönderdim. Yani bu not a number bir işlem number türünde değil, number tipinde değil, true döndüğünde bunu anlıyoruz. Şunu da şuradan kopyalayıp düzenlesem daha kısa sürer. Bir boşlukta bırakırım. Şuradan 2A yerine A yazdığımızda bu sefer de false döndüğünü göreceksiniz. Yani 2'nin not a number olmadığını belirtiyor burada da. Bir şey daha deneyeyim. Var. Sayı diyeyim. Input diyeyim. Sayı. If is none. Bakalım çalışacak mı bu? Console.log. Değer diyelim. Sayı değil. Kaydedelim. Evet. Bir şey yazdırmadı. Çünkü bir input'umuz yok. Bunu ancak index.html sayfasında bir input ekleyip içerisine bir sayı yazıp bu şekilde kontrol yapabiliriz. Yani input nesnelerini de bu şekilde içerisine girilen değeri, gerçi bu sonraki aşamadaki konulardan, input'a şu an müdahale etmeyeceğiz. Hala bu konsol üzerinden gideceğiz. İndeks sayfasında bir input ekleme işlemlerini daha sonra yapacağız. Onun üzerinde daha sonra uygulamalar yapacağız. Ya da bir tane eklesem mi? İndeks sayfasına bir input ekleyeyim. Input text diyeyim direkt. Text. Aynen. ID'si de sayı mı dedik buna? Sayı dedik. ID'si sayı olsun. Kaydedelim. Evet, bir input'umuz geldi. Bu input'un içerisine bir şeyler yazdığımızda enter'a bassak gider mi ki? Bunu bir de göndermek lazım. Submit butonuyla.
ve bunu da submit butonuna tanıtmak lazım. En iyisi şimdilik böyle bir uygulama yapmayalım. Kafamız karışmasın. Konsol üzerinden gitmeye devam edelim. Şunları sonra görürüz. Evet, şimdi number metotlarına geçelim. Number metotları. İlk metodumuz new number. Bu benim şu an gereksiz olarak gördüğüm bir metot. Daha spesifik durumlarda kullanabiliriz tabi, o ayrı bir konu da. Şu an şu yukarıdaki işlemin daha uzun halini yazmış olacağız yani. Number 10 diyelim. Bunları konsola yazdıralım. Bunları tek satırda yazdırayım. Ve kaydedeyim. Gördüğünüz gibi 2 tane 10 değeri elde ettik. Ama bunu obje olarak yükledi sanırım. Bir saniye, ben ye dedim, evet. Ye olarak tanımladım. Ve çağırdığımızda yine 10 değeri geldi ama bize obje tipinde geldi bu 10 değeri. İçerisinde şöyle farklı alanlar görüyoruz. Bu number metodu ile yeni bir number objesi tanımlıyoruz. Geçelim. Diğer metodumuza toString metodu. toString metodu ile string tipine çeviriyoruz rakamsal ifadeyi. Daha önce kullandık mı? Hatırlamıyorum. Daha önceki videolarımda kullandım mı? Anlattım mı? Neyse, uygulayarak görelim. Z değil buna da. X noktaya basıp toString'i noktaya bastığımızda, gerçi diğerleri de geliyor şurada, to exponential, to local vesaire. Diğer metotlar da geliyor. Biz toString yazalım. Yanına y toString yazalım. Ve kaydedelim. Evet. Yazdırmadık yine. Console.log. Buraya z'yi yazdıralım. Gördüğünüz gibi buradaki number türlerini string türüne çevirdi, metin türüne çevirdi rakamını. Bu toString bu işe yarıyor artık arkadaşlar. Rakamsal ifadelerimizi metinsel ifade tip çevirimi yapıyoruz toString sayesinde. toFixit metodumuz var. Bu da verilen parametreye göre, içerisine yazdığımız sayıya göre verimizi yuvarlıyor arkadaşlar. Hemen görelim. Mesela şöyle 10.539 diye bir sayı yazayım. X'e bastığımda burada yine geliyor IntelliSense'de toFixit metodu. Şu şekilde bir kullanımı var. Bundan kopyalayacağım. Birkaç tane yapacağım. Örneğin 0 1 2 5 diyeyim. Ve bunları yazdıralım. Kaydedelim. Ekranda gördüğünüz gibi bir şey gözükmedi. Şunları tek tek konsol altına yazdırmamız lazım. Konsol.log
bu x. Şunu kopyaladık. Diğerlerinin altına da yazalım. Alt alta yazıp sonuçlarını görelim. Kaydettiğimizde niye çalışmadı ki? Şu konsolları bir tane bırakayım bakayım. Kaydedeyim. Var x dedim. Çetirleze. Kaydediyorum. Yine aynı sonucu aldım. Bunları yuvarlanması lazımdı. Ondalık kısımlarının gitmesi lazımdı. Ama niye gitmedi ki? Konsollarını silelim bir. Kaydedelim. Bu sefer de sonuçlar gelmiyor. Ha, tabii ya, konsolun içerisinde yapıyoruz bu işlemleri. Nasıl düşünemedim? Şunu şuradan keseyim. Nokta deyip yapıştırayım. Şunu silebiliriz. Şunları da silebiliriz. Şuradan silelim. Konsolun X'lerinin yanına yapıştıralım. Şimdi sonucu göreceğiz. Buna 0 dedik. Buna 1 dedik. Buna 2 dedik. Buna da 5 diyeceğiz. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi burada ilkinde 11'e yuvarladı. 11'e yuvarlamasının sebebi şuradaki ondalık kısmındaki sayı 4'ten büyük olduğu için, yani 5 olduğu için bir üstüne yuvarladı, sayıyı 11'e yuvarladı. Bunu 4 yapsaydık 10 olacaktı. Gördüğünüz gibi 1 yazdığımızda 1 basamak yaptı. 2 yazdığımızda 2 basamaklı yaptı. 5 yazdığımızda 5 basamaklı yazdı. Yaptı. Hatta sıfırlar, yani 5 basamak olmadığında da 0 ekleyip bunları tamamladı 5 basamağı. Ondalıklı kısmı. Şunu aynısını bir de daha küçük bir sayıda yapayım. Şu aşağıda yapayım hatta. Şuradan bir tanesini kopyalayayım. Şunu 259 yapalım mesela. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi ona yuvarladım. Bunu da geçelim. Şunu şöyle belirgin olması için şu şekilde yapalım.
Bunları da tekli yorum satır yapayım. Çoklu yorum satır yapayım. Ki başlık olsun. Bunda da new number metodu şunu kopyalayalım. Ctrl+C. Bu da toString metodu. Bu da toFixit metodu. Sıradaki metodumuz ne? Fixed to precision. To precision metodu. Bu da to fixed gibi çalışan bir metot. Ama bunda ondalık kısımları tek değil, sayının tamamını sayıyor, tamamına etki ediyor. Ve bu aralara yazdığımız sayıları komple noktadan öncekini de dahil edip sayıp yazıyor ekrana. Şuradan şu şekilde alıp yapıştırıp bunları precision'la değiştirdiğimizde farkı göreceksiniz. Yani hem tam sayı kısmındaki hem de ondalıklı sayı kısmındaki rakamların toplamını alıyor bu arkadaşlar. Evet. To precision. Precision. Şimdi to precision yapalım. Precision kaydedelim. Yazmadım ekrana, bana mı öyle geldi? Allah Allah, niye yazmadı ki ekrana? Yeneleyim bir. Şunu bir yorum satırını alayım. Şöyle kaydedeyim. Hatalı bir şey yok. X to precision. Evet, to precision. Allah Allah. To fix it çalıştı mı, çalışmadı? Niye çalışmadı ki acaba? Kodlarda da bir hata yok. X to precision arasına parametresini de yazdık. Parametrelerini de yazdık. Bunu bir delete deyip kaydedeyim. Yok, bir farkı yok. Allah Allah. Hmm.
Hata verdi. Niye hata verdi ki? Köprücüsün. Tufix'ten farklı olarak bir değişiklik yok. Aynı. Aynı yazım biçimi. Parantez arasına değer. Şunu silip kaydettiğimizde hata gitti mi? Şunu da silelim. Hata gitti mi? Hata gitti. Allah Allah. Niye hata verdi ki bunlarda? Bir ev bir. On bir. 91 olan. Bir E artı bir. Bunu sıfırlısını tekrar yazdırayım. Yine hata verecek mi? Bir parametresini atadığımda değişik bir sonuç çıkardı ortaya. Burada yine 11'e yuvarladığını görüyorsunuz. 5'te de tamamını yazdı. Bunu yine sıfır yapalım. Kaydedelim. Sıfırda hata verdi. 3 yapalım. Kaydedelim. 3'ü 10.5 verdi. Aynı. Dediğim gibi hem tam sayı kısmını sayıyor hem de ondalık kısmını sayıyor. Gördüğünüz gibi bu 3 oluyor. 1, 2, 3 basamak oluyor. 5'te zaten tamamını yazıyor. Sıfırda alacak bir şey olmadığı için hata veriyor. Bu bir de kendisi mi demek istiyor zaten. 2'de de yine 2 basamağı alıyor. 11'e yuvarlamış yine. 5'te tamamını alıyor. Şunun yine biraz küçüğünü yazalım. Ve konsola bunun x.precision to precision hangi değerini verelim? 2 değerini verelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi 5'ten küçük olduğu için bu sayısı yüzler basamağındaki sayısı yine 10'a yuvarladı. Şuradaki yorum satırlarını da kaldırabiliriz. Kaydedelim. Şimdi şuradan yukarıdan aşağıya doğru inceleyelim. 11 yazdı. 0 yazdığımızda 1 dediğimizde şu kısmını aldı. 2 dediğimizde şöyle aldı. 5 dediğimizde şu şekliyle yuvarladı. Ama bunda 5 dediğimizde bunun tamamını aldı. 3 dediğimizde şu kısmını aldıydı. 3 mü dedik? Evet, 3 dediğimizde 100.5 almıştı. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Number metodu. Number metodu. Evet, number metodu da herhangi bir veri türünü number veri türüne çeviriyor arkadaşlar. Örneğin number içine true yazdığımızda
Bunu kaydettiğimizde direkt çalışıyor olması lazım. Bunu da mı yazdıracakmışız ekranı? Var. Ne diyeyim? Tabii konsola da yazalım. Konsol.log ne? Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi true değerini bu değerini 1'e döndürdü. Aynı şekilde bunun false'unu da yapabiliriz. False yaptığımızda da 0 değerini döndürecek. Gördüğünüz gibi. String ifade de yazabiliriz arasına mesela. Yine böyle kaydedelim. Tırnak arasına mesela 10 yazdığımızda kaydettiğimizde onu number türüne çevirdi. Başka ne yapabiliriz? Şu onu ondalıklı yazabiliriz. Kaydettiğimizde ondalıklı sayıyı aynen yazdı. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Şunun aynısını kopyalayayım. Bunların arasına başına ve sonuna boşluk koyduğumuzda bakalım sonuç değişecek mi? Bunu da sonuna boşluk koyalım. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi boşlukları umursamadı bile. Direkt bu sayı kısmıyla ilgilendi. Hani herhangi bir hata vermedi. Nokta yerine virgül yaptığımızda bakalım ne verecek. Gördüğünüz gibi virgül yaptığımız için not a number olarak gördü. Yani sayıya çeviremedi. Başka nasıl bir kullanım yapabiliriz? Mesela yanına A yazalım. Gördüğünüz gibi yine not a number şeklinde sonuç verdi. Number metodunu da geçtik. ParseInt metoduna geldik. ParseInt metodu. ParseInt metodunda ne oluyor arkadaşlar? Gönderdiğimiz parametreyi tam sayıya çeviriyor ParseInt'te. Bunun bir değişiği var. ParseFloat. O da ondalıklı kısmı da döndürüyor arkadaşlar. ParseInt'ten farklı olarak. Ondalıklı kısmı da işin içine alıyor. Ama ParseInt direkt ondalıklı tam sayıya çeviriyor. Hemen yapalım. Şuradan nasıl yaparız? Bunu mesela ParseInt dediğimizde buraya kaydettiğimizde 10.55 olan değeri 10 olarak yazdı. Yani tam sayıya çevirdi. Şu noktadan sonrakileri umursamadı. Şundan kopyalayalım. Ctrl V diyeyim. Sadece 10 yazdığımızda zaten sadece 10 yazacak. Başka değişik bir şey yapabilir miyiz? Sırayla mesela boşluklu değerler yazdığımızı varsayalım. Bakalım ne olacak. Direkt bu ilk kısımdaki 10'u aldı. Ondan sonrakileri görmedi arkadaşlar. Diğerlerini ekrana yansıtmadı. Yine hata verdirelim mesela. Bak burada hata almadı arkadaşlar. Yukarıdakinde aldıydı. ParseInt'te almadı. Ama şöyle yaparsak bu A'yı sign'ın önüne yazdığımızda hata alırız. Diğer türlü sayı yazdığımızda yanına ne yazarsak yazalım bunu tam sayıya çevirecek ama
önüne yazdığımızda, sayıyla başlattığımızda içerisindekini hata alacağız. Şunu şöyle kopyalayıp parse float örneği yapalım. Parse float metodu. Ondalıklı kısmını da döndürüyordu. Kaydedelim. Evet, 146. Yine bunu natural number yaptı. Bunu 10 yaptı. Buradaki 10 aldı. Buradaki 10 aldı. 133. satırda ne yaptı? Yani 134. Bunu da natural number gördü. Ha, doğru ya, bunlar parse float yapmadık. Parse float. Şunları çevirelim. Parse float. Ve kaydedelim. Evet, asıl doğru sonuçlar şimdi geldi. 134. satırdan itibaren bakacağız. Gördüğünüz gibi bu 10.55'i ondalık kısmıyla beraber aldı. Diğerleri zaten yukarıdakiyle aynı. Bir tek zaten ondalık kısım bu üsttekinde var. O yüzden ondalık kısımla beraber aldı. Evet. Met'e geçiyoruz arkadaşlar. Number kısmını bitirdik. Number'ın metotlarıyla beraber number kısmı bitti. Şimdi mat konusuna geleceğiz. Mat.js diyoruz. Mat.js'te ne yapacağız? Önce index.html'imize şunu değiştirip mat.js yazacağız. Kaydedeceğiz. Evet, sıfırlandı. Matematikle ilgili tüm işlemleri bu mat kısmıyla hallediyoruz arkadaşlar. Mat fonksiyonu mu diyelim? Aynen, mat fonksiyonuyla hallediyoruz arkadaşlar. Mesela basitinden mat yazıp pi yazdığımızda bize pi sayısını veriyor arkadaşlar. Şöyle veriyor mu? Yok. Şu şekilde mi kullanımı var? Bakıyoruz. Kullanımı nasıl ki? İçine acaba parametre mi istiyor? Yok. Şöyle yapalım. Buna toString diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Şu şekilde dediğimizde hata veriyordu. Şöyle yapalım. Var x diyelim, atayalım. Mat.p büyük pi ve bir property olduğuna buradan dikkat ediyoruz. Bunu seçerek yapalım ki hata yapmayalım. Şimdi bunu konsola yazdırdığımızda sanırım istediğimiz işi yapacak. X dediğimizde, yazdığımızda yine hatayla karşılaştık. Hatanın sebebi ne? Mat.py diyor. Neyse, pi'yi geçelim şimdilik. Bunun parametrelerine bakalım. Mat.rand var mesela. En yakın sayıya yuvarlama yapıyor bu arkadaşlar. Mat.rand.
Nokta round. İki virgül beş diyelim mesela. Kaydedelim. Konsola bir şey yazdı mı? Yazmadı. Bunu da aynen sabit olarak mı yapacağız? Şöyle yapalım. Demek ki pi sayısı da sabit olarak geçecek. Böyle bir deneyelim. Eğer olmazsa sabit olarak bunları yazacağız. X dedik. Mat nokta round dedik. Arasına 2.5 dedik. Konsol nokta logon içine x'i yazdık. Aynen. Çalıştı. Pi'de de aynı şekil herhalde. Ctrl C deyip, gerçi pi sabit olduğu için burada hata vermesi normal. İki diyelim. Bunu yine pi yapalım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü bunu const yapmamız lazım. Bu bir sabit. Kaydettiğimizde hata gitti mi? Gitmedi. Şunu sildiğimizde, kaydettiğimizde yine gitmedi. MatPi, sen ne istiyorsun? Yardımına geldiğimizde bakalım. New local x diyelim. X kaydettiğimizde neyse olmadı, sonra bunların kullanımına bakarız. Biz metotlarımıza devam edelim. Round metodunu kullandık. Şurayı şöyle kaydedelim. Round metodu dediğim gibi arkadaşlar en yakın sayıya yuvarlıyordu. 2.5'i 3 olarak verdi. Şuradaki gibi. Bunu ne yapabiliriz mesela? 2.7 yaptığımızda da 3 vermesi lazım. Aynen. 2.4 yaptığımızda 2 vermesi lazım. Aynen. 5'ten sonrasını bir yukarıya yuvarlıyorlar. Az önceki örnekteki gibi. MatRound'dan sonra MatJail var arkadaşlar. Bunların da yine şöyle MatRound metodu MatJail metodu Jail metodu. Şimdi MatJail ne yapıyor arkadaşlar? O da en yakın tam sayıya yukarı doğru yuvarlama yapıyor. Bunda aşağıya doğru yuvarlama yapmıyor arkadaşlar. Şimdi 2.4'ü de jail yaptığımızda yine 3 verecek sonucunu. Çünkü bu yukarıya doğru yuvarlama yapıyor. Round'u değiştirip jail yaptığımızda. Gördüğünüz gibi her ikisinde de 3 döndürdü sonucu. Bu MatJail'in
Tam tersi var. O da aşağıya doğru yuvarlama yapıyor. Mat floor. Mat floor metodu. Şunu mat floor yaptığımızda gördüğünüz gibi her ikisinde 2 verdi. Mat ABS var. Bu da pozitif yapıyor gönderdiğimiz sayıları. Şöyle bir kopyalayalım. Şuradan bir kopya alayım. Şunu mat ABS. Şunun önüne eksi koyalım. Eksi 2.4 olsun. Bunu da ABS yapalım. Yazalım. Gördüğünüz gibi eksi sayı artı yaptı, pozitif yaptı, negatif sayı. Evet, ABS'den sonra min ve max var arkadaşlar. Bunlar da en büyük net min en küçük sayıyı alıyor. Birkaç tane sayı yazdığımızda arasından en küçüğünü alıyor. Mat max da en büyüğünü alıyor arkadaşlar bu birkaç tane sayı içerisinde. Yapalım hemen onların örneklerini de. Şunu kopyalayayım. Yapıştırayım. Mat max. Önce mini yapalım. Min. Şuraya mini yazmayı unutmayalım. Burada birkaç tane sayı yazalım. Eksi 5 olsun. 10 olsun. Eksi 50 olsun. 70 olsun. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi en küçüğü eksi 50, eksi 50'yi aldı. Bunun bir de maksını yapalım. Max'ta da en büyüğünü alacak. En büyük sayıyı. 70. Gördüğünüz gibi 70 sayısını aldı. Bir de mat random olayı var arkadaşlar. Mat nokta random. Allah Allah, bunu da mı atamak lazım? Bu bari hazır gelseydi. Bu mat random'da arkadaşlar 1 ile 0 arasında rastgele sayılar oluşturuyor. Yani 0 ile 1 arasında. Gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında rastgele uzunca bir sayı oluşturdu. Bunun burasına bir parametre atadığımızda ne oluyor? Bir şey değişmedi. Ata da vermedi. Evet. Başka bir derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.